İyi günler arkadaşlar. Bu videomda size tek video ile Camtasia Studio 9'u baştan sona anlatmaya çalışacağım. Faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Hemen başlayalım. Programımızı ilk açtığımız zaman şu şekilde bir arayüz bizi karşılayacak. İlk önce kayıt işlemleri nasıl yapılır? Şuradaki record butonuna tıklayarak kaydınızı yapabilirsiniz. Şu an ben kayıt yaptığım için burada başlatma seçeneklerini size gösteremeyeceğim. Şu an gördüğünüz gibi kayıt yapıyor. Burada kaydı başlattıktan sonra şurada siz ilk açtığınızda bir Rage butonu çıkacak. Rage butonuna bastınız, ayarlamalarını yaptınız, Rage butonuna bastınız. Bu şekilde kaydınız başlayacak. Bu kaydı silmek için Delete'ye basıyorsunuz, durdurmak için Pause'a basıyorsunuz. Videoyu sonlandırmak için ve kaydetmek için de Stop tuşuna basıyorsunuz. Bunu aşağıya indirelim. Diyelim ki videonuzu kaydettiniz. Videolarınızı nasıl düzenleyeceksiniz? Ben örnek olarak masa üstüne video attım. Bir tane Windows 7'nin yabani hayat videosu var. Bir tane de benim Camtasia Studio 9'da çektiğim bir video var. Bu videolar üzerinden size dersimi anlatacağım. İlk önce buraya medyamızı yüklememiz lazım. Bunun için import medya diyebiliriz. Masaüstünü seçiyoruz. Şuradan yabani hayat videosunu aç dedim. Ve videom gördüğünüz gibi geldi. Bunun farklı şekilde file'den import, şuradan medya diyerek de buraya medyanızı ekleyebilirsiniz. Şimdi buradaki videolarımız bizim kullanabilmemiz için veya kayıt yapabilmemiz için, düzenleyebilmemiz için şu alttaki çalışma alanımıza eklememiz lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Şuradan videonun üzerine veya ses dosyası da olabilir, bu resim de olabilir. Sağ tıklayıp Add Timeline diyerek gördüğünüz gibi aşağıdaki çalışma alanımıza ekledik. Video kaydetme olayı nasıl yapılır bunu anlatayım. Şuradaki videoyu seçtim. Delete'ye basarak sildim. Camtasia ile çekmiş olduğum şu videoyu Add Timeline diyerek çalışma alanıma ekledim. Şimdi burada ilk yapmanız gereken arkadaşlar, şu Properties penceresini açalım. Burada videonuzu ilk olarak çözünürlüğünü ayarlamanız lazım. Şuradaki butona tıklıyoruz ve Project Settings diyerek şuradan videomuzun çözünürlüğünü ayarlıyoruz. Ben 1080 piksel olarak çekiyorum videolarımı. Seçtikten sonra Apple'a tıklıyoruz. Apple'a tıklamadan önce şu videonun arkasında eğer boşluk kalacaksa, görünecekse onun rengini şuradan istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Beyaz da yapabilirsiniz. Apple dedim. Videomun tam ekran olması için, yani videoyu siz Home Player ile açtınız örneğin. Ekranınızda tam görünmesini istiyorsanız, arkada şu beyaz kısmın görünmesini istemiyorsanız bunu Shift tuşuna basılı tutarak buradayken şu şekilde ekranın tamamını kaplayacak şekilde ayarlıyorsunuz. Evet, videomuzu gördüğünüz gibi ayarladık. Çektiğimiz bir videoyu eklemiş olduk buraya. Bazı düzenlemeler yaptık. Şimdi bu videoyu nasıl kaydediyoruz? Ama MP4 olarak kaydediyoruz. Şimdi bunu çalışma olarak bu şekilde Camtasia çalışması olarak kaydetmek isterseniz file'dan Save As diyerek masaüstünü seçtik. Kaydet dedik. Evet, şunu seçelim. Evet, gördüğünüz gibi buraya geldi bakın çalışmamız. Ama bu MP4 değil arkadaşlar. Bu tekrar düzenleyebilmek için sağ tıklayıp özellikler diyelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir uzantıyla bunu Camtasia kaydediyor. Bunu peki MP4 olarak YouTube'a yükleyeceğiz veya farklı bir alanda kullanacağız. MP4 olarak nasıl kullanıyoruz? Şuradaki Share butonuna tıklıyoruz. Bunun kısa yolu da CTRL-P arkadaşlar. Klavyenizden CTRL-P'ye bastığınız zaman OK dedik. Gördüğünüz gibi render aşaması başlayacak. Ben bu Share butonunu kullanıyorum. Nereye kaydedeceğiz? Local file, yani bilgisayarımızda bir yere kaydedeceğiz. OK'ye bastık. Şuradan hangi formatta kaydetmek istiyorsunuz? MP4 1080 piksel olarak kaydetmek istiyorum ben. Seçtim. İleri dedim. Şuradan kaydedeceğim yeri seçiyorum. Masaüstü. Şuradan projenizin adını seçiyorsunuz. Yazıyorsunuz. Örnek proje yazdım.
Son tuşuna bastım ve render işlemi burada başladı. Videonuz eğer uzunsa bu işlem uzun sürecektir. Burada bilgisayarı zorluyor biraz. Hatta şu şekilde göstereyim. Görev yöneticisini açtım. Bakın performansa geldim. Gördüğünüz gibi CPU'yu %100 olarak kullanıyor şu an arkadaşlar. Bilgisayarınız çok performanslı bir şey değilse biraz kasacaktır. Burada biraz uzun bekleyebilirsiniz. Şunu kapatıyorum. Evet, render işlemi tamamlandı. Render işlemi tamamlandığı zaman videonuz otomatik açılıyor. Şunu son dedim, kapattım. Gördüğünüz gibi şuraya bir klasörle videomuz geldi arkadaşlar. MP4 uzantılı video geldi. Şimdi bu video kaydetme işlemi bu şekilde. Şunu siliyorum. Videomu tekrar çalışma alanıma ekleyeyim. Şuradaki çalışma alanımı genişletmek için şuradaki kısa yolları biraz anlatayım. Buradaki çalışma alanımı genişletmek için şuradaki artıyla gördüğünüz gibi genişletiyoruz. Sadece gördüğünüz alan genişliyor veya daralıyor bu şekilde. Bu şekilde genişletebiliyoruz. İzlemek için şuradaki play tuşuyla izleyebilirsiniz. Şu imlecimiz önemli bizim için. Bu imleci şuradan en başa alabilirsiniz veya en sona götürebilirsiniz. Evet, şu şekilde durdurdum. Videolarımızı kesmek için şurada split tuşu var. Şu imleç neredeyse ayarlıyorsunuz bunu. Split tuşuna bastığınız zaman bakın bastım. Gördüğünüz gibi videomuzu kestik. Bu işlem de bu şekilde. Şimdi şuradaki medya bölümüyle bir başlayalım arkadaşlar. Buradaki menüleri bir tanıtayım size. Medya bölümünde şurada çalışmalarınızı, videolarınızı, ses dosyalarınızı, resimlerinizi ekleyeceğiniz bir alan var. Şu ikinci butonumuzda da farklı özellikler var. Şimdi burada ikonlar var. Bunları siz birkaç tanesini göstereyim. Şu şekilde. Bunları videolarınızın üzerine ekleyebilirsiniz. Bunları incelersiniz. Şurada animasyon var. Evet, bir tane daha göstereyim. Şu şekilde bir animasyon var. Buradaki animasyonları siz kendiniz inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada benim kullandığım, şu en çok kullandığım Lower 3rd'ler var. Bu ne? Videonuzun herhangi bir yerinde bir şeyle ilgili, mesela bir konunun, çektiğiniz videonun konusunu yazmak istiyorsunuz. Buradaki bölümü kullanabilirsiniz. Mesela benim en çok kullandığım şu. Şu şekilde bir lower third. Bunu nasıl ekliyoruz? Sağ tıklayıp add to timeline diyoruz. Videomuzun neresinde başlamasını istiyorsak orayı ayarlıyoruz. Ben genellikle videonun başında kullanıyorum. Sonra bunu çalıştırıyoruz. Yazılarımızın tamamı çıktıktan sonra yazıların üzerine çift tıklayıp şu şekilde yazı içeriğini değiştirebiliyoruz. Yukarıdaki ve aşağıdaki yazılar da aynı şekilde arkadaşlar. Bunlar tek tek göstermeyeceğim. Bu şekilde lower third'leri ekleyebilirsiniz. Şimdi, videonuza müzik eklemek istiyorsanız şurada programın kendi müzikleri var. Bunlar çift tıklayıp dinleyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz müziği de sağ tıklayıp add to timeline diyerek yine istediğiniz alana ekleyebiliyorsunuz. Arka fon falan eklemek istediğinizde buradan ekleyebilirsiniz. Bu müziği eklemişken şunu da anlatayım. Müziğin sesini kısmak için bakın şurada bir çizgi çıkıyor. Gördüğünüz gibi yüzde olarak sesin şiddetini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, burada bakalım. Burada farklı bir şey yok başka. Şimdi şu ses dosyasını siliyorum. Lower third'ümü de sildim. Annotations butonu var. Evet, burada 6 tane kategori var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunların birincisinde yazı ekleyebiliyorsunuz videolarınızın üzerine. Şu şekilde bir şey var. Mesela bunu sürükleyip ekrana atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurada çalışma alanımıza eklendi. Yazının üzerine çift tıklayarak da yazı içeriğini
değiştirebiliyorsunuz. Bu videonuzun nerede çıkmasını istiyorsanız onun yerini ve videonun hangi yerinde çıkmasını istiyorsanız şu şekilde timeline'ınızda sürükleyerek bunu ayarlayabilirsiniz. Delete ile sildim yine bunu. Bu şekilde şekiller var. Bu seçenekleri artırmak için şuradan style'den all seçeneğini seçerek bunları artırabilirsiniz. Şurada en çok kullanılan normal yazı aracımız var. Burada videonun herhangi bir yerinde yazı eklemek isterseniz bu aracı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bunu da sildim şimdi. İkinci butonumuza geldik. Burada ok işaretleri var. Bunları hiç kullanmadım ben. Bu şekilde tutup videomuzun üzerine gördüğünüz gibi ok işaretlerini ekleyebiliyorsunuz. Üçüncü butonumuz. Burada da şekillerimiz var. Yine tutup aynı şekilde videomuzun üzerine şekillerimizi ekleyebiliyoruz. Bunu da sildim. Dördüncü bölümümüz kullanılacak bir bölümlerden birisi. Blur efekt verdiğimiz bir alan. Nasıl? Şuradan birinci bölümden mesela bir yazı yazdık. Bu şekilde abone ol yazdık. Yazı rengini siyah yapalım, görünmedi. Evet. Diyelim ki bu yazının görünmesini istemiyorsunuz arkadaşlar. Onun için şuradan blur efekte geliyorsunuz. Bu şekilde bunu ekliyorsunuz. Sağ tıklayıp add to timeline diyerek de ekleyebilirsiniz. Bakın blur efektimiz burada. Nerenin görünmesini istemiyoruz? Şurayı örneğin. Veya yazdığımız yazının görünmesini istemiyorsak bu şekilde bunu kapatabiliyoruz. Bunun uzunluğunu da şuradan tutup nereye kadar görünmesini istemiyorsanız oraya kadar tutup çekebilirsiniz. Şu Pixelite da bunu farklı şekilde yapıyor. Bu şekilde bunu sileyim. Bakın Pixelite'da da yine görünmesini engelliyor ama bunu farklı şekilde yapıyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. İkinci butonumuz. Bir yeri vurgulamak istiyorsunuz. Şu Windows 10 yazısını atıyorum. Vurgulamak istiyorsunuz. Bu aracı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu üçüncüsü de yazıları vurguluyorsunuz. Evet, şimdi şuraya geçtim. Burada da farklı şekiller var. Bu şekilleri eklediğiniz zaman animasyon şeklinde bu şekli ekrana çiziyor. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi. Diyelim ki ben şu Windows 10 yazısını vurgulamak istiyorum. Şu şekilde getirdim. Evet. Gördüğünüz gibi Windows 10 yazısını bu şekilde daire içine aldı. Diğer şekiller de aynı şekilde animasyonla çizdirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Evet. Basit bir araç yine. Sildim bunları. Şunu da silelim. Son bölümümüze geldik. Burada da klavye kısa yollarını ekrana eklemek için kullanabiliyorsunuz. Yani mesela Ctrl A tuşunu anlatacaksınız veya Ctrl P'yi anlatacaksınız. Bu şekilde sağ tıklayıp Add to Timeline diyerek ekledik. Şuradan boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Ctrl A tuşunu anlattığınız yerde şuradan ayarlayarak videonun belli bir anında bu tuşları getirebiliyorsunuz. Peki Ctrl A değil de Ctrl P yapmak istiyorum ben. O zaman şu bölüme tıklıyoruz. Ctrl tuşuna bastım klavyeden. P tuşuna bastım, bıraktım. Gördüğünüz gibi Ctrl A, Ctrl P oldu. Bu şekilde bunu da ayarlayabiliyoruz. Evet, bunu da sildim. Şimdi Transitions butonu. Bu da arkadaşlar videolar. Farklı elinizde farklı videolar varsa bu videolar arasında efekt veriyorsunuz. Şimdi elimizdeki videoyu ben şuradan split diyerek kesiyorum. Bakın bir tane kestim. Şuraya getirdim. Bir de buradan kestim. Elimde şu an 3 tane video var. Buradan tutup şu şekilde getiriyorum. Şunun boyutunu, uzunluğunu ayarlayabilirim. Videonun başına da ekleyebilirsiniz bunu. Bakın getirirken ekleyebileceğiniz yerler sarı oluyor zaten. Bıraktım buraya.
Bir de şuradan rastgele seçiyorum ben, videonun sonuna ekledim. Şimdi izleyelim. Evet, şimdi bunları silelim. Bu şekilde hepsini sildim. Şuradan medyadan videomu tekrar ekleyebilirim. Evet, transition butonu bu şekilde arkadaşlar. Burada farklı farklı animasyonlar var. Siz bunları inceleyip kullanabilirsiniz. Behaviors butonu. Burada da yazılarımıza efekt veriyoruz. Nasıl? Şuraya annotation'a geldik. Şurada birinci bölümden bir yazı ekleyelim. Yine abone ol dedim. Yazının rengini siyah yapalım. Şimdi bu yazıya ben şöyle biraz da boyutunu büyütelim. Bu yazıya ben efekt vermek istiyorum. Behaviors butonuna geldik. Tutup bunu, bakın, üzerine getirirken mavi oluyor. Bıraktığınız zaman yeşil. Bıraktım. İzleyelim. Evet, yazıya bu şekilde efekt vermiş oluyoruz. Şuradaki ok işaretine tıklayıp bunu silebiliriz. Farklı bir efekt vermek istediğinizde de yine tutup sürükleyerek buraya getirirsiniz. Bu şekilde yazılarımıza da efekt vermiş oluruz. Evet, bunu da sildim. Animations butonu. Şuradan yine Animations'a tıklıyorsunuz. Bu da yazılarımızda, mesela soldan sağa bir kayan yazı yapacaksınız veya yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarı kayan bir yazı yapacaksınız. Öncelikle yazımızı yazalım. Şöyle örnek olsun. Şuraya getirdim. Abone ol dedik. Rengimiz kırmızı olsun bu sefer. Şuradan da kalın yapalım bunu. Evet. Yazımızı yazdık şimdi arkadaşlar. Evet, Animations butonu. Şimdi bunu eklerken yine tutup şu şekilde getiriyoruz. Bakın, getirdiğimiz zaman bir ok işareti çıkıyor. Şurası animasyonunuzun başladığı yer. İmleci en başa aldım. Animasyonunuzun başladığı yer. Şu şekilde başlangıç noktasını alıyoruz. Sonra şu ok işaretini tutup sona doğru çekiyoruz. Burası da animasyonumuzun bitiş yeri arkadaşlar. Burada da şu şekilde bitiş yerini alıyoruz yazımızı. Şimdi izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde bir kayan yazı eklemiş olduk. Bunu aşağıdan yukarıya şeklinde de yapabilirsiniz. Sadece yazıları da değil, burada istediğiniz her şeyi bu şekilde animasyonla hareket ettirebilirsiniz. Bir ok işareti de ekleyebilirsiniz. Farklı bir şey de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde Animations butonuyla bunları hareket ettirebiliriz. Evet, bunu da sildim. Kursor efekte geliyoruz. Bu imleci takip eden, İmleci daha belirgin göstermek için takip eden işareti ekliyoruz birinci butondan. Sağ tıklayıp, medyamız seçilirken tabii bu. Sağ tıklayıp Add to Select Media diyerek, gördüğünüz gibi şöyle izleteyim birazcık. Bakın, mouse hareketiyle sarı bir daire onu takip ediyor. Şuradan onun şu şekilde büyüklüğünü, görünürlüğünü, pardon, şuradan size butonuyla büyüklüğünü, şuradan yumuşaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle izleteyim. Şu birincisi bu şekilde sarı bir daire ekliyor. Silelim bunu. İkincisi, yine medyamızı seçtik. İkincisi Add to Select Media dedik. Şöyle izletiyorum. Gördüğünüz gibi mouse'un olduğu yeri bir büyüte çekiliyor arkadaşlar. Bunu da siliyorum. Üçüncüsüyle de
şekilde. Mouse'un olduğu yer aydınlık, diğer taraflar biraz karanlık olacak şekilde. Şuradan tabii bunun ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Böyle bir şey ekleyebiliyorsunuz. Benim burada en çok kullandığım şu birincisi, sarı olan daire. Şuradan da bunu 40'a 25 olarak kullanıyorum ben. İkinciye geldiğimiz zaman burada sol tuşa tıklandığında ne olmasını istiyorsanız bunu ekliyorsunuz. Ben yine burada birinciyi kullanıyorum. Sağa tıkladım, Add to Select Media dedim. Bakın tıklandığı zaman kırmızı bir daire küçükten büyüğe doğru halka şeklinde yayılıp gidiyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Şuradan ses ekleyebilirsiniz. Tıklandığı zaman bakın, bu şekilde bir tık sesini duyabiliyorsunuz. Üçüncü butonumuz da sağ tuşa tıklandığında neler olmasını istiyorsanız yine aynı şekilde buradan onları ayarlayabilirsiniz. Bunları artık incelersiniz siz. Evet, audio effect bölümü var. Burada medyamızı şöyle farklı bir medya ekleyelim. Şunu da siliyorum. Masa üstünden yabani hayat videosunu ekledim. Tekrar audio effect bölümüne geldim. Şimdi burada arkadaşlar şu bölüm, videonuzu çektiğiniz mikrofonunuz kötü. Şunu da ayarlayayım. Mikrofonunuzda cızırtılar var. Bunları engellemek için kullanılan bir bölüm aslında şu bölüm ama ben denedim. Güzel bir şekilde çalışmıyor. Ben bunun yerine size Audacity programını tavsiye ediyorum. Yukarıda kartlara eklerim nasıl kullanacağını. Buradan videonuzu, müzik dosyanızı ayırarak Audacity programıyla düzenleyebilirsiniz. Şurada sesinizin şiddetini ayarlıyorsunuz. Şu weight, fade in, fade out'la da sesin giriş ve çıkışı. Nasıl, hemen göstereyim. Bu şekilde imlecin başı aldım. Sağ tıkladım, Add to Select Media dedim. Gördüğünüz gibi şu ses dosyası arkadaşlar yükselerek artıyor şöyle. Bunun uzunluğunu siz şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle izleteyim. Bakın, kısık sesle başlıyor. Sesi şurada ayarladığınız şiddete kadar yükseliyor. Bu giriş için. Fade out'la da videonuzun en sonunu, yani bitişini şuradan şöyle göstereyim. Sesini ayarlayabiliyorsunuz. Evet, bu şekilde clip speed'i ekledim. Evet. Şu çalışma alanı biraz küçülttüm. Şöyle. Evet arkadaşlar, bunu eklediğimiz zaman şurada clip speed 1x yazıyor. Sağında ve solunda da bir saat işareti var. Üzerine geldiğimiz zaman bakın imleç değişiyor. Bu clip speed ile videonuzun hızını ayarlıyorsunuz. Yavaşlatabiliyorsunuz veya hızlandırabiliyorsunuz. Nasıl? İmleç şu şekilde olduğu zaman tutup şu şekilde çekerek videonuzu hızlandırabiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi video hızlandı. Şu şekilde tutup da buradan çekerek videonuzu yavaşlatabilirsiniz. Şuradaki değerlere göre işlem yapabilirsiniz. Buradaki değeri şuradan da elle girerek ayarlayabilirsiniz. Şimdi de yavaşladı videomuz. Evet, bu şekilde videolarınızı hızlandırabilirsiniz veya yavaşlatabilirsiniz. Visual effect var. Bu green screen olayında, yani video çektiğiniz arkada yeşil bir alan var. O yeşil arka planın yerine farklı bir arka plan eklemek için kullanabilirsiniz. Bunu ayrı bir videomda anlatabilirim. Evet arkadaşlar, Camtasia genel hatlarıyla bu şekilde. Atladığımız bir yer var mı? Evet, şunu anlatayım bir de. Videolarınızı çektiniz, buraya çalışma alanınızı eklediniz. Videoyla sesi ayıracaksınız veya videonun arkasına bir fon müziği ekleyeceksiniz. Bunu nasıl yaparız? Şu an şurada, şu videonun içerisinde hem görüntü var hem ses var. Bunu ayırmak için sağ tıklayıp şu butona tıklıyoruz. Tıkladım. Bakın gördüğünüz gibi görüntü aşağıda,
Ses yukarıda artık. Şimdi bu sesi istediğiniz gibi yerini ayarlayabiliyorsunuz veya delete ile bunu silebilirsiniz. Bunu sildik. Yerine farklı bir müzik ekleyeceğiz. Yine medyadan, pardon, file'dan import media dedik. Masa üstünde bir tane şöyle bir ses dosyam var. Bunu ekledim. Tutup şuraya getiriyorum. Dinleyelim. Evet, gördüğünüz gibi arka plandaki müziği bu şekilde değiştirdik. Müziğin bitiş yerini nasıl keseriz? Şunu buraya getirip şu şekilde, pardon, şuradan split tuşuna basıp, bakın, bunu silebiliriz. Veya ses dosyasını seçip, benim kullandığım yöntem şu şekilde getirip, videonun sonuna geldiğiniz zaman sarı bir çizgi çıkacak. Bu şekilde çıktığı zaman aynı anda bitirmiş oluyorsunuz. Evet, video ile sesi de bu şekilde ayarlarsınız. Bir de videonun içinden sadece sesi kaydetmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Şunları siliyorum. Yabani, şunu en başa getireyim. Yabani hayat videosunu ekledim. Sağ tıklayıp yine aynı şekilde şuradan ses ve videoyu ayırıyorum. Şuradan videoyu seçtim, sildim. Share butonu, local file diyorsunuz, OK diyorsunuz. Şurada herhangi bir değişiklik yapmayın. İleri deyin. Burada Camtasia bunu M4A uzantılı olarak kaydediyor arkadaşlar. MP3 falan kaydedemiyorsunuz maalesef. M4A uzantılı olarak kaydedebiliyorsunuz. İleri diyorsunuz, ileri diyorsunuz. Şuradan masa üstünü seçtik. Bunu masa üstüne kaydettik. Aimplay açalım bunu. Evet, buraya geldi. Şu aimplayı kapatalım. Evet, masa üstüne gördüğünüz gibi M4A uzantılı olarak ses dosyasını kaydettik. Bu M4A uzantılı ses dosyalarını nasıl düzenleyeceğinizi de yukarıda kartlar bölümüne eklerim. Audacity programıyla yine bu işlemi düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, aklıma gelenler bu şekilde. Atladığım bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.